Çalış. Çalış. Çalışırken çekil. Heh. Şimdi ne dokuyoruz? Hı? Dokuduğun ne? Film. Başka dolma, eskiden dolma. Ne dokurlardı daha evvel? Kalam, dokuma, ha. Bez mesela. Evet. Kalam, dokuma, kilim mesela, bez, turfa, evet. Namazla, rastgele. Peki şimdi eskiye göre, şimdi bu işlemi besleyebiliyor mu yani? Bu tezgah seni kurtarıyor mu? Senin geçimini sağlıyor mu? Yok. Evet. Yani sadece kalbini doyuruyorsun. Ha, işte. Evet. Peki sana para verseler. Hı. Ben diyorum ki şimdi bir sermaye kuracağız. Yakında 5 binler toplanıp diyorum bir banka kuralım. Hı. Başkaları bizim hakkımızı faizle yemesin. Hı. Biz böyle elinle sanatı olan, kendine cesaret olan biliyorsun 5 binler taşı sıkar suyunu alır. Böyle faydalı olalım. Sermaye verer kazansın. 100 lira kazandıysa 25'ini her gün versin, hiç dokunmadan ödesin, bir iş sahibi olsun. Diyor musun? Diyor musun? Evet. Beni bir düşünüyor musun? Evet. Sen ne diyorsun? Doğru mu yanlış mı? Doğru. Şimdi tabii, hem gençlerimiz baba mesleğini kaybetmez. Hem de besli ahlakını, besli terbiyesini kaybetmez. Birbirimize sır sırta verirsek daha güçlü bir sanayilere gireriz. Evet. Tamam yani ben her diyorum ben. Tamam. Olur. Teşekkür ederim. Şimdi bir de şunu soracağım sana. Bu camiler, mamiler eskiden çalıyorduk, oynuyorduk. Ne güzel hamamlarda genişti. Beşiğini koyuyordu, yemeğini koyuyordu. Erkek düğünü yapıyordu. Bu neden yıkıldı ya? Bu millet evvel var iken bir halüye düşmedi. Yok. Değil mi? Besni halkı göçtükten sonra hamamlar hepsi viran oldu. Neden acaba? Bu neden oldu bu ya? Değişti yani şey işte ya. Dünyanın bu sıra şeyin maaşatın darını evet bu genişliyor mu? Adam gazını yapmış koca hamamı, meydan hamamını ben biliyorum. Evet. Kaç tane tekkesi vardı. Kaç evet. Tane oturacak yerler, yatacak yerler, evet. Beşiğini koyacak yerler, inaracını seveyim. Evet. Şimdi bir hamam yaptı böyle ancak yani dünyanın bu sıra şeyin daralığından, evet. Para sıkıntılığından daralığından azı bir hamam ancak içine girip soyunca Evet. Kültür mesela eski hamamlar var veya hatta şeyler kevrak kayalar var dağlara yapmış bak mesela o bizim evet. Oralarda var yollarda. Evet. Ha, bu cuma alay geçsin hem de şimdi hemen azıcık bir şey yapıyor mesela yollarda bir bunu ben gidiyorum. Evet. Ondan ileri ya. Şeyim maşatın terkisi olmasın nedeni gelen bir evet. İkincisi peki bu niye göçtü bu millet Besin'de? Acaba. Burada iş bulamadı. Ticaret yapamadı. Burada iş vermedi. Burada salkı bir yer. Memleket mesela, oraları mesela yabancı adam geçmiyor içinden. Şunlar da bir yer o sebepten. Ticaret edemedi. Evet. Ne tüccar geldi buraya, ne tüccar gitti. Yani burada dokuduğumuz malı gelip müşteri bizden alamadı. Almıyor. İkincisi de yer dar. Yer dar. Yol üstü değil. Mesela bir geçit yol o sebepten millet mesela Antep'e gitti, Halep'e gitti, İzmir'e gitti, neyse. Evet. İstanbul'a... Şimdi şunu diyeyim, diyorlar ki bu şehrin yeri dar olduğundan tedirgin oldu. Sen olsaydın Besni'yi nereye kurardın? O zaman deseler ki Besni'yi kur, nereye kurardın sen? Devlet köşümesine. Evet. Yoksa Kaya Dışası'na. Evet. Düz yerler, öyle bir yere kurardın. Şimdi en akla gelen, en yakını Kaya Dışası. Geniş. Dağlıkmış. İstanbul'da dağlık. Yok. Değil mi? Ne duymasın? İstanbul'da bundan daha dağlık. He. Demek sanayi yok mu orada? Var. Ama yeri sağlam. Yeri sağlam. Burası batak. Burası bataklık diye. Ben oraya kurardım. Ben olsaydım. Öyle sen biliyorsun değil mi? Bu yokuştan kadına kil kuş kil götürürlerdi. Baharın günü ben bu zamandan sonra baharda buradan geçemezdik. Evet. Sen orada tutumuz bile. Evet. Mahalle olsun bile. Evet. Evet. Doğru evet. Ya değil mi daha? Evet, şurada da göl vardı. Şurada çatın gölü vardı. Şimdi çok uyuyor. Uyuyor, çok uyuyor. Göl olurum sonra. Evet. Bahar olsun, çıkar mısın? Orada yıkanırdık.
sen de evet. ileride o mahalle oturdun herhalde şeyde. Evet. Babayım evet. dedeğin sağlığında. Evet. Şey Hacı Kiri babasında. Hacı babasında. Ya. Orada görürsün Koruk Pınarı'nda havuzlar, mavuzlar vardı. Cevizler. Şimdi git ağaç kalmamış memlekette. Ağaç.